Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Son transferlerimizle ilk defa sahaya çıkacağız arkadaşlar. Son transferlerimiz dediğimizde Player of the Week'ten çıkardığımız isimler. Henüz daha hiç maç oynamadık. İlk defa oynayacağız ve kadroyu da ben biraz farklı kurdum. Son transferlerimiz dediklerimiz Cunha. En çok da merak ettiğim isim. Kağıt üstünde özelliklerini beğendim. Sol kanatta kullanacağımız Dimarco. Sol bekte ve stoperde de kullanabiliriz ama ben kendisini geride değil ileride kullanayım istiyorum. Sol bekte Yuri var. İki tane sol bek futbolcusu çıkardık. Ama şimdi ben sol bekte Dimarco'yu kullanırsam dayanıklılığı çok düşük. Erkenden yorulur. Stoperde de kullanabiliriz aslında ama fakat stoperde değil ileride kullanalım. Ortalarını falan görelim. Player of the Week'ten bir de Jorginho geldi. Güçlendiricili. İki tane ismi çıkardık. Bir Foden'ı çıkaramadık. Keşke Foden da gelseydi. Yani şu sol bekin yerine Foden da olabilirdi. Kadroyu kurarken arkadaşlar istedim ki kadromuzda epik futbolcu olmasın. Ama bir tane kaldı yine. Cannavaro. Onu da bu hafta çıkardık. Ben çok oynadım kendisiyle. Kaç maç oynamışım bakalım. 35 tane. E-Futbol Ligi'nde hepsi neredeyse E-Futbol Ligi'nde birkaç tane arkadaşlık maçı vardı içinde. Yerden gerçekten iyi hamleleri falan ama hava hakimiyeti konusunda çok sıkıntı. Ronaldo, Erling Haaland gibi kişilerle eşleştiğinde çok fark oluyor. Çok rahat vuruyorlar. Yanına kesinlikle kalıplı fizikli hava hakimiyeti olan bir isim yerleştirmek lazım. Yerden güzel ama havadan çok büyük sıkıntı Cannavaro. Fakat ben kadroyu kurarken hiçbir efsane epik futbolcu olmasın dedim. O gözümden kaçmış. O yüzden onun yerine biz hemen bir tane stoper çekelim de bakayım farklı stoper var mı? Delit falan da var. Yok. Bastoni kalsın bari. Player of the Week ya da normal farklı kartlardan bir tanesini seçelim. Efsane olmayan. Mesela burada Alexander Arnold'un kartı da var. Onu da alsak güzel olur. Arnold'u alalım, kenarda bulunsun. Cannavaro öyle değiştirelim. Form durumu Alexander Arnold'un form durumu değmiş. Maç öncesi ama yüksekte gelebilir. Fark etmez büyük ihtimalle ama Saliba'yı alalım o zaman. Hatta Saliba'yı doğrudan ilk 11'e yerleştirelim. Sağ stoper Saliba olsun. Bu kadromuzla maça çıkalım arkadaşlar. Çok yüksek seviyeli futbolcular belki yok ama bunlar düşük seviyeli isimler de değil. Orta halli futbolcular. Nasıl oynayacaklar? Rakibimiz geldi. 3064 kolektif gücü var. İkinci klasmana çıkmış bir arkadaşımız. Bizim daha ikinci klasmana yolumuz var. Üçüncü klasmana yeni çıktık sayılır. Rakibin kadroya baktığımızda o da aynı dizilişle geliyor. Biz diziliş değiştirsek mi? Bir bakalım, olmadı değiştiririz. Çok da güzel futbolcuları var. İleride Forlan'ın 101'lik kartı. Park Ji-sung, Maradona, Costa Curta bedavaya çıkardığı 3 tane epik futbolcusu var. Ücretsiz açmaklarına. Forlan'ı da kaç paraya çıkardı acaba? Belki çok uyguna kurmuş olabilir. Çok az futbol parasına kadrosunu kurmuş bir rakip olabilir. Yeni transferlerimiz ve seviyesi öyle epik kadar olmayan futbolcularımız da sahadayız. Rakibimiz de çok yakın kolektif güçlerimiz. Şu santraforumuza yollasak. Delit. Formalar da bayağı ilginç oldu. Rakibin de forması çok değişik. Bayağı sakin oynuyor, dönüyor. Forlan. Ama yeter şimdi, çok fazla döndü. Aşağıyı görsek. Şurada koşan isim sondu ama iyi pas gelmedi. Hadi be. Palmer. Ara pasımız. Bir şut gelmedi. Ödegaard. Hadi be. Mbappe çok iyi saktı. Kalecimizden harika bir kurtarış. Orada stoperimiz biraz ağır kaldı. Ruben Dias'tı galiba işleştiği. Bir hamle yapamadı orada. Mbappe hızını konuşturdu. Kalecimizden çok iyi bir kurtarış. Toni Kroos. Maradona olabilir şu. Dışarı doğru yaptı. Jorginho. Ortayı görsek. Jesus. Hadi bir daha Jesus. Çok iyi. Yukarı tarafa atabilir miyiz? Jorginho. Sen nasıl geldin oralara ya? Hız değeri 60 küsürlerde olan adam nasıl geldi? Çok hızlı bir şekilde geldi. Kağıt üstündeki hız değerinden çok farklıydı. Bu golün tekrarını izlemek lazım. Çok şaşırdım Jorginho'nun şu gol atmasına. Son'un pası iyi değil. Maradona şut çektirmeyelim. Önünü kapatalım muhakkak. Tam da önünü kapattık, iyi oldu. Kafayı vurduk. Uzaklaştıralım. Son. Şu sol tarafa verebilir miyiz? Kunya'nın pası. Şu aradan sona geçer mi? Hadi son kurtarırsın. Sol taraftaki adamımız Dimarco. Hadi ortala. Offside olmasın. Bomboş adamı ortayı yapamadı.
Şu topu bir sola verebilsek, veremedi adamlarımız ve ilk yarı bitti. Az şut oldu. Kontra ataktan bulduğumuz golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Rakip de bayağı güzel bir oyuncu. İyi oynuyor. Cengiz Ünder sağ kanatta nasıldı? İyiydi. Cengiz Ünder'i kullanalım. Son da sıkıntı yaşattı bize. Sol kanatta Di Marco hadi kalsın. Jorginho'yu çok beğendim. Hızı düşük ama nedense güzel oynadı. Endişelerim vardı kendisinden yana. Bu arada Santra'dan gol yemeyelim. Cengiz Ünder. Takıldı makıldı ama solda çok iyi bir boşluk. Di Marco. Yerden ortamız. Bir şut. Gol. Kim attı? Cengiz mi attı? Kim attı? Kim geldi acaba? Ben göremedim orayı. Çok güzel bir atak oldu. Di Marco'nun koşusu falan harika. Çok fırsatçı bir adam. Bir anda arkadan geldi vurdu. Kunya olsun ya da Cengiz Ünder. Kunya. Konuşturdu değerini. Yani bunları yapması aslında bir bakıma normal. Çünkü yüksek ofansif gücü var kendisinin. Gol yemeyelim şimdi. Bunu atlattık. Yani Kunya'nın ofansif değerleri, özellikleri bayağı iyiydi arkadaşlar. Yani oraya gelmesi, bir anda hızlı davranması falan güzel. Yani beklediğimiz şeyleri bu golde kendisi gösterdi. Jesus, bir vurursan işler karışır. Kunya yorulmuş bu arada arkadaşlar. Erken yoruluyor. Cengiz Ünder, topla kendini. Bir çalım. Cengiz'le içeri girdik de Kunda geldi. Jorginho. Ortamız. Oo, şut gibi gitti. Ben arabasıyla orta yaptım ama ya. Kararsız kaldım bu pozisyonda. Orta yaptım. Harika bir gol oluyordu. Cengiz iyi çalıştı aslında maçta. Ben White. Harika bir çalım. Biraz pas. Kunya ileri doğru hamle yaptığı için savunmaya takıldı. Çalım mı denecek? Normal vurdu. Oyuncularımız yoruldu artık. Kontrol etmesi de zor oluyor. Şu hata atlattık. Dakikalar 83'ü geçti. Rakip ucunun üzerine 2'ye çekti. Şu dakikada gol yersek fena. Rakip ümitlenir 2-2 için. Şu korneri atlatırsak tamamdır. Kalabalık geldi rakibimiz. Osimhen. Hadi uzaklaştıralım. Ya yediler ya. O kadar uzaklaştıra bastık. Gol sevinci yapıyor kendisi. Bir türlü uzaklaştıramadı oyuncularımız. Sevinci de yapamadı yani. Orada harika bir müdahale Ben White. Cengiz Ünder. Şu koşan isim Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Sağ çaprazdan şutu kaleci. Artık maç bitti diyebiliriz. Korneri kullandığımızda bitecek. Hücum düzeni ben de 2'ye alayım. Kalecimiz gelirse zaten yani hakem bitirecek maçı. Bitirmezse fena. Hücum düzeni 2'ye çekelim. Duran topu da sol ayaklı biriyle kullansak. Cengiz Ünder'le kullanalım. Öndeyiz. Kalecimiz de geldi. Yani zamana güvendiğim için bu hareketi yaptım. Yoksa kontrada golü yeriz. Bir kafa. Yapıştır be Jorginho. Uf, çok iyi vurdu. Donnarumma'ya gitmedi top. Ama topu bir kaptırsaydık hakem bitirirdi. Bitirmese kale boş zaten. Rakipte 3 tane futbolcu bizim tarafta bekliyordu. Güzel bir maç oldu. Özellikle de son dakikada rakibimiz gol atınca heyecan arttı. Zaman zaman birazcık böyle bağlantıda sıkıntılar çıktı. 4 şut, 6 şut var. Bizim 4'ü de kaleyi buldu. Jorginho nasıl geldi gol attı bir izleyelim arkadaşlar. Hız değeri düşük normalde. Ama iyi koptu geldi. En ileri uçtaydı en son gol attığı sırada. 7.5 aldı. Kunya da fırsatçılığını konuşturdu orada. Uyanık bir isim. Diğer futbolcularımızın dereceleri bu şekilde. Di Marco yani orta halle oynadı. Ne iyi ne kötü diyebiliriz kendisine. Cengiz Ünder oyuna sonradan girince bir hareketlilik getirdi. Özellikle de savunmada toplar kazandı hızlı çıkışlarımızda. Yuri ve Palmer etkisizlerdi. Son da etkisizdi ilk yarıda. Normalde iyi futbolcu da bu maç onun maçı değildi. Rakibimizde iyi futbolcular vardı. Güzel isimler de vardı. Ha bu futbolcu bir yedekte miydi? Oyuna sonradan mı girdi acaba? Hediye edilen 96'ya çıkan isim var. Park Jin-suk tam bir takım oyuncusu. Önemli anlar dediğimizde golümüzün başından itibaren göstermedi. Jorginho'ya bakın arkadaşlar. Hep dikine koştu. Pası verince ben mi koşturdum bilmiyorum. Videonun tarafını izlemem lazım. Ben eğer yollamadıysam kendi gittiyse helal olsun. Çok güzel. Yapay zeka on tarzlara bakmamız lazım. Hani o hız değeriyle iyi koştu. Sonrasında Kunya'nın golü.
Şu elini kaldıran kuyuya değilmiş. Ha, orada biri daha elini kaldırıyor. Şu arka direkteki. Dimarco'nun havadan bir kere orta yaptık, beğenmedim ya. Bu sefer yerden yapayım istedim. Güzel ortaladı. Kaleciye yollamadı. Rakibimizin attığı gole de bakacak olursak, burada uzaklaştırmak istesek de bir türlü istediğimiz uzaklaştırmayı yapamadı oyuncularımız. En son galiba Donnarumma yumrukladı rakibe. Ve Kunde, savunma futbolcusu, temiz vurdu, tamamladı. Yeni transferlerimizle ilk defa sahaya çıktık. Kunya'dan beklentim çok yüksek. İlk maç gol atsa da daha iyi oyunlar da bekliyoruz kendisinden. Değişik bir maç oldu. Çok fazla topa sahip olamadık. Rakip arkadaş da olamadı. Gitti geldiği bir maçtı. Dimarco ve sol bekte oynattığımız Yuri öyle çok iyi değildi. Sadece iş gördüler diyebiliriz. Ön plana çıkan pek bir iş yapmadılar. Dimarco'nun bir dudak uçuklatan ortası, oradan belki normal orta yapsaydık daha iyiydi. Yakın mesafeden sert bir orta denedik. O da güzel olmadı. Ama normal orta yapsak arka tarafta boşta adam vardı. Jorginho güzeldi ama. Jorginho ile biz yine oynamaya devam edelim. Hızlı orta saha futbolcularına karşı bakalım neler yapacak. İnşallah sizler de en çok istediğiniz futbolcuları çıkarmışsınızdır. Sizlere kim geldi ve gelen futbolcuları deneyebildiniz mi? Yorum yazarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.